Leyla çok teşekkürler. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, aynı zamanda hocası olan Şeyh Edebali'nin diyarındayız. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda Bilecik'teyiz ve konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan Bilecik Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Yaşayan Şehir Müzesi ve hemen az sonra Sayın Bakan canlı yayının hemen ardından bu müzenin açılışını yapacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok tarihi bir ortamdayız. Bu tarihi koklayabildiğimiz, yaşayabildiğimiz bir ortamdayız. Öncelikle sizin de memleketiniz aynı evet. zamanda. Memleketinizde evet. Bilecik'te böyle bir müze olması ne hissettirmesi? Evet, tabii hem memleketim olması hasebiyle hem eski Milli Eğitim Bakanı hem Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu müze beni çok mutlu etti. O nedenle Bilecik Belediyesi'ne ve katkıda bulunan Kalkınma Bakanlığı'na ve kendi bakanlığımız çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bilecik sadece Cumhuriyet tarihinde değil, daha öncesinden de bildiğiniz gibi Osmanlı'nın tohumunun atıldığı yerdir. Büyük Çınar'ın tohumunun atıldığı yerdir. Onun için kuruluşun ve kurtuluşun şehri diye de direnle anılır. Evet, büyük devletimiz burada kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde de Bilecik Kurtuluş Savaşı'nda da çok önemli olaylara, savaşlara tanıklık etmiştik. Dolayısıyla işte ürünü hemen yanımızda Metistepe Bilecik tarafındadır. Dolayısıyla Bilecik tarihi ve kültürel bakımdan böyle bir müzeyi çoktan hak ediyordu zaten. Yaşayan Şehir Müzesi olması bizim son dönemde şehir kültürüne verdiğimiz önceliğin ve önemin bir göstergesidir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği olarak da biz çocuklarımızın öncelikle kendi yaşadıkları şehrin tarihini, kültürünü, birikimini tanımalarını istiyoruz. Bunun için zaten şehir dersleri kurduruyorsunuz. Bu daha önce İstanbul'da pilot uygulaması başlamıştı. Her çocuğumuz kendi yaşadığı şehrin, Anadolu'nun her şehri tarih kaynıyor. Dolayısıyla her çocuğumuz her aşamada, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, içinde bulunduğu şehrin, komşu şehirleri ve tabii genel olarak bütün Türkiye'nin kültürel birikimini, tarihi birikimini birinci elden tanımak durumundadır. Bunu sağlayacak olan da işte bu tür yaşayan müzelerdir. Bu müze Bilecikli çocuklarımıza ve sadece onlara da değil, çevre illerden gelecek bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza bu bölgenin ve bu bölge üzerinde Türkiye tarihinin önemli dönemeçlerini görsel olarak da sunmuş olacak. Bu bakımdan güzel bir girişim oldu. Efendim 16 Nisan'da Türkiye standa gidiyor. Anayasa değişikliği konusunda bir halk oylaması yapılacak ve bu anlamda çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Dün Eskişehir'de gün boyu temaslarınız vardı. Bugün Bilecik'te Osmaneli ilçesinden başladı ve bugün de merkezde devam edecek. Bozüyük'te noktalanacak. Öncelikle kendi açınızdan çalışmalar nasıl gidiyor? Devamında Türkiye neden yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duydu efendim? Evet, dediğiniz gibi çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Çünkü Türkiye 15 yılda çok şükür güzel mesafe aldı. Pek çok alanda, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, güvenlikte, diğer alanlarda, sosyal yardımlarda, sporda, pek çok alanda büyük başarılara imza attı. Ama bütün bunları bir engelli koşu gibi yaptı. Yani kurulduğu günden beri, ilk iktidar olduğu günden beri, AK Parti hükümetleri çok bilinen bilinmeyen engellerle karşılaşarak bugünlere kadar geldi. Gerek askeri bürokrasiden, gerek yargı bürokrasiden, gerek onların sivil toplum içerisindeki, sivil toplum kuruluşu görüntüsü altındaki uzantılarından kaynaklanan pek çok engelleme girişimlerini atlata atlata bugünlere kadar geldi. Yani bir yandan bunlarla mücadele ederken bir yandan da ülkenin kalkınması için gece gündüz çalışıp en son işte en büyük engel veya en büyük hainlik denemesi 15 Temmuz gecesi yaşandı.
ve orada milletin iradesiyle o da aşıldı. Ama artık bu böyle gitmez. Türkiye'yi bütün bu prangalarından kurtaracak olan yeni bir sisteme, yeni bir yönetim modeline ihtiyaç vardı. Bu son 15 yılda iyice görünür hale gelmişti ama geçmişte de hemen hemen bütün başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış olan bütün siyasetçiler, rahmetli Özal, Demirel, efendim Türkeş, Erbakan, bunların hepsi şu veya bu şekilde başkanlık sistemine geçmek gerekliliğini vurgulayan çıkışları olmuştu geçmişte de. Son 15 yıllık tecrübeler artık bunu kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu bir başkanlık sistemi değil ayrıca. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani geçmişte başbakanlığı toplanmış olan hükümet kurmayı yönetme yetkisi cumhurbaşkanlığı verilmiş oluyor. Cumhurbaşkanlığına bu yetkiyi kim verecek yeni düzenlemede? Daha önce başbakanlara bu yetkiyi kim veriyordu? Mecliste, meclis çoğunluğu veriyordu. Ve meclis çoğunluğu aritmatik bir çoğunluk olduğu için zaman zaman işte koalisyon pazarlıkları, uzlaşmalar, al gülüm ver gülüm görüşmeleri, müzakereleri bunların sonucu olarak hükümetler kurulabiliyor veya hükümetler düşülebiliyor, bozulabiliyor. Bütün bunlar da ciddi istikrarsızlıklara da neden oluyor ve güvensizliklere de neden oluyor. Şimdi hükümeti Cumhurbaşkanı olacak. Hükümetler Cumhurbaşkanı başkanında kurulacak ama hangi Cumhurbaşkanı? Hükümeti kurma yetkisiyle milletin %51'i tarafından görevlendirilmiş olan Cumhurbaşkanı. Yani millet sandığa giderken, önümüzdeki dönemde sandığa giderken bir Cumhurbaşkanı seçerken o Cumhurbaşkanı'na aynı zamanda bir hükümet kurma görevini ve sorumluluğunu da vermiş olarak seçecek. Ve aynı gün bir de meclis seçilecek. Aynı gün hem Cumhurbaşkanı hem meclis seçilecek. Cumhurbaşkanı yürütmeden, idareden sorumlu olacak. Mecliste yasamadan, teşriden sorumlu olacak. Herkes görevini bilecek. 5 yıl için seçilecek. Her ikisinin de arkasında millet çoğunluğu olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı milletin %51'ini, 50 artı 1'ini en azından almak zorunda olacak. Dolayısıyla onun kuracağı hükümetin de arkasında milletin en az %50+1 desteği olacak. Bu bizim daha önce hiç yaşamadığımız bir çoğunluk demektir. Tarihler 6 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Hollanda'ya yönelik bir açıklama yapmışsınız. Daha doğrusu Hollanda makamlarında bir FETÖ uyarısında. Evet. Şunuz tarihler o gün 6 Ekim 2016'yı evet. gösteriyordu. Bu açıklama sonrasında Hollanda ile yaşanan kriz ve beraberinde sizin açıklamanız nasıl değerlendirirsiniz o durumu? Evet, dediğiniz gibi o 6 Ekim 2016'daki açıklamamız Rotterdam'da yaptığımız bir basın toplantısında yaptığımız açıklamaydı. Ben o tarihte Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün düzenlediği dini miras alanları ve turizme etkileri konulu bir uluslararası konferansa katılmak için Hollanda'ya gitmiştim. Konferans Utrecht şehrindeydi. Orada benden önce Hollandalı bakan bir hanım konuyla ilgili bakan konuşmasını yaptı. Ama konuşmasını bitirir bitirmez benim konuşmamı beklemeden böyle lanetli bir şekilde benim ayrılmam lazım deyip çekti gitti. Aslında yani diplomatik nezaket kurallarına da insani nezaket kurallarına da aykırı bir tavır. Yani siz tamam toplantıyı Birleşmiş Milletler düzenlemiş ama Hollanda'da düzenlemiş ve dolayısıyla siz de ev sahibi sayılırsınız. Ev sahibi bir bakan, mevkidaşı bir bakanın konuşmasını dinlemeden çekip gidiyorsa bu nezaketsizliktir. Ben oradaki bizim misyon Büyükelçilik ve Konsolosluk misyonundaki görevli arkadaşlara ve orayı tanıyan, bilen sivil toplum kuruluşu, Türk Sivil Toplum Kuruluşu'ndan arkadaşlara sordum yani bu hanımın derdi nedir? Türkiye'li bir alıp veremediği mi var diye. Dediler ki hocam yani uzun bir zamandan beri buraya gelip çifte vatandaşlık alıp veya Hollanda vatandaşlığına geçip daha sonra Hollanda bürokrasisinde danışmanlık vesaire gibi kilit görevler alan bazı FETÖ'cüler var. Bu hanımın da danışmanlar arasında bunlardan var. Ve onlar maalesef özellikle 15 Temmuz'dan sonra onları
Türkiye düşmanlığı, yani Erdoğan düşmanlığı üzerinden, AK Parti düşmanlığı üzerinden veya genel olarak Türkiye'ye yönelik söylemler üzerinden Türkiye düşmanlığı konusunda yönlendiriyorlar. Bu tavrı da onların bir yönlendirmesi olabilir demişler. Ben de bunun üzerine dediğiniz gibi 6 Ekim değil mi? Ekim, 6 Ekim 2016'da Rotterdam'da yaptığım basın toplantısında bu olayı esas alarak Hollanda makamlarını uyardım. Söylediğim şu, orada da söylediğim şuydu. Bakın Hollanda bürokrasisine bir takım sızmalar olduğuna dair duyumlar geliyor. Onlar ilk başta size kullanışlı bir enstrüman gibi görünebilir. Onları Türkiye'ye yönelik politikalarınızda, Hollanda'da yaşayan Türklere yönelik politikalarınızda araç olarak kullanacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu sizi yanılmaz. Bir süre sonra bunların Hollanda bürokrasisinde görev yapan bu FETÖ'cülerin gerçeklik emri kimden aldıklarını görürsünüz ve siz de zor durumda kalırsınız. Bunlar sizin bürokrasinizde görev almakla sizin bürokratınız olmuş sayılmazlar. Bunlar talimatları Pensilvanya'dan alırlar. Ona göre katli olun mealinde açıklamalar yaptım. Nitekim 6 ay sonra işte Rotterdam'daki olaylar sırasında Rotterdam Belediye Başkanı'nın verdiği talimatla oradaki masum, hiçbir şiddet olayına bulaşmamış, tehdit oluşturmayan Türklere yönelik orada meydanda toplanmış olan çok barışçı, ellerinde sadece Türk bayraklarıyla ülkelerine sahip çıkan, ülkelerinin bakanlarına destek olmaya gelmiş insanlara nasıl atlarla, köpeklerle nasıl saldırıldığını, polislerin nasıl insanlık dışı bir şiddet uyguladığını gördük. Yani şimdi bunun ikisinin arasında ne alaka var? Şu, bu talimatı veren, bugün orada olağanüstü hal ilan eden Rotterdam Belediye Başkanı. Rotterdam Belediye Başkanı'nın meclisinde, yani Rotterdam Belediye Meclisi'nde de FETÖ'cülerin adamları var. İsim olarak da onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Nitekim daha sonra bunların Türkiye'ye zamanında Rotterdam Belediye Başkanı'nı da alıp Türkiye'ye kendi kuruluşlarında ağırlamak üzere nasıl getirdiklerini, buralarda bir takım masumane görünümlü konferanslar vesilesiyle onları nasıl gezdirdiklerini, yemeklerde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Dolayısıyla bu FETÖ sızışı zaten Hollanda'da, ayrıca şunu da söyleyeyim, ciddi manada Türkiye'de dershane vesaire üzerinden yaptıkları soru hırsızlığına benzer işlerle uğraştıkları duyumları gelen kurumları da var. Orada eğitim kurumları da var. Hollanda başına bela alıyor aslında. Farkında olabilir, olmayabilir ama ben bunu Rotterdam olaylarından 6 ay önce zaten oradaki basın toplantısında söylemiştik. Ha, bunu şimdi bazıları zannediyorlar ki ben Rotterdam olaylarından sonra sırf işte bu olay FETÖ'cülerin üzerinde falan demek için bunu o gün derdim mi demem. Hayır, ben o gün söylemedim bunu, 6 ay önce söyledim. Dolayısıyla orada bir FETÖ örgütlenmesi var, sadece Hollanda'da da değil. Almanya'da da var, İsveç'te de var. Siz o manşetleri İsveç gazetesinin Türkçe hayır manşetini, Alman gazetelerinin Türkçe hayır manşetlerini kendi kafalarından ve bunlarla hiç alakası olarak attıklarını zannediyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi Bilecik'te temaslarınızı bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Müzenin de hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle öğretmenlerimize, çocuklarımızı, öğrencilerimizi buraya getirmelerini, burayı böyle boş durmadan sindire sindire dolaşmalarını sağlamalarını özellikle rica ediyorum. Ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Bilecik'teydik. Bilecik Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Yaşayan Şehir Müzesi'nde konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ydı. Ağırlıklı olarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması üzerinde konuştuk ve sözü yeniden şimdi merkeze bırakıyoruz.